Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu hafta Mert Korkmaz'la birlikteyiz. Mert Korkmaz'la eline boyuna konuşacağız, geçmişe uzanacağız. Anılar, hikayeler ve anekdotları sizlerle paylaşacağız. 1991 yılında Mustafa Denizli ile başlayan profesyonel kariyer Galatasaray'la başladı. 7-7,5 sezon Galatasaray'da oynadı ve ondan sonra birçok takımda forma giydi. Süper Lig'de top koşturdu. Özellikle Galatasaray'da oynadığı 7 sezonda 9 kupa kazandı, 3 şampiyonluk yaşadı. Ve Mert Korkmaz'la bu anılarını konuşacağız, tazeleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. 1991'e gidelim o zaman. Mustafa gidelim. Hoca nasıl seni gördü, nasıl beğendi, nasıl A takım aldı bir dinleyelim. Tabii bizden önce A takıma çıkan oyuncular vardı işte. Abim vardı, Bülent Tugay. Benim genç takıma kadar olan sürecim aslında biraz sıkıntılıydı. 14-16 falan çok da oyuncu arkadaşlarımın önünde değildim. Fakat hani futbolda her şey çalışmaktır. Bazı oyuncular vardır. Hani yetenekleri kısıtlıdır ama çalışarak bir yere gelebilir. Ben de onlardan bir tanesiydim diyebilirim sana. Genç takıma çıktıktan sonra Müfit Hoca'yı Erkasıp zaten herkes bilir. Kendisi de sağ olsun emeği çoktur. Müfit Hoca beni mesela bir tane fitness kulübüne yazdırdı. İşi Üç Spor Kulübü'nde. Hakan abi vardı sağ olsun. Genç takımda ben normal antrenmanlarımı yapıyordum. Antrenman bittikten sonra yemek yiyip, evde zaten tesislerle karşı karşıyaydı. Oradan istasyona gidip işte İşi Üç Spor Kulübü'ne gidiyordum. Bir iki saatte orada çalışıyordum. Yani bu haftanın üç günü yaklaşık genç takım açıktan sonra böyleydi. Çünkü genç takım tam serpilme dönemiydi. Adalelerin vücudun tam oturduğu dönemdi. O geri kalmıştı. Ben orada tölere ettim. Önlerine geçtim. O sinyali yaktım açıkçası. Daha sonra... Ama Müfit Hoca'nın büyük tabii katkısı var. Müfit Hoca'nın tabii ki var ama onun öncesinde sayacağımız birçok hocamız var. Çok yani çok. Allah uzun ömür versin. Ahmet Yesin Kılıç hocamız, Milik Takım, Yıldız. Salih hocamız rahmetli. Saim Hoca gene rahmetli oldu. Bu oyuncu hocaların bizim üzerimizde çok emeği var. Müfit Hoca bizim tam o geçiş dönemini hazırlayan hocaydı diyeyim. Sağ olsun böyle bir salona falan da başladım. İşte belli bir kuvvet çalışmalarından sonra biraz fizik olarak daha güçlendim. Ekstra evde de kendim de çalışıyordum. Ondan sonra o geçiş dönemini çok iyi atlattım. Abi kardeş o zaman sürekli çalışıyordum. Ya Bülent abi mesela bana göre daha kuvvetliydi o dönem baktığın zaman. Ama genç takımda ben çıkışı yaptım. PAF takım vardı o zaman. Malum biliyorsun A takımdan önce oynanıyordu. Orada iyi sezon geçirdim. Daha sonra bir Almanya'da bir turnuvaya gittik Galatasaray olarak. Orada çok iyi çıkış yaptım. Ve ondan sonra o A takıma geçme sinyalini yaktım. Benden önce İbrahim Üzülmez vardı sol bek arkadaşım. Bir sene önce o çıkmıştı A takıma. Ama o çaprazdan İbrahim Üzülmez sol bekti. Hatta Semih Yuvakar'ın velayeti diyorlardı yani. Ondan sonra ama o çaprazı falan koparınca tabii öyle bir şanssızlık yaşadı. Sonra işte A takıma çıktım. 91 yılında sağ olsun Mustafa Hoca beni aldı A takıma. Sezon hazırlık kampını bir 10 gün önce şeyde yaptık. Onun bir kaptan oteli vardı Çeşme'de. Evet. Orada bir başlangıç yaptık diyelim A takıma, profesyonel hayata. Ama ben mesela 21 yaşında profesyonelliğe imza attım. Mesela bir senesini amatör oynadım öyle diyeyim. Ha, bir sene amatör evet. Sonra felt kaplama. Mustafa Hoca ile kadroya zaman zaman giriyordum. Son 3 maç oynadım. İlk resmi maçımı Bolu'da oynamıştım hatta. İyi bir performans sergilemiştim. Hatta kaleci Nizi abi de beraber oynamıştık. Böyle biraz ne baş... hissettin o anda ilk maçına? Yani ilk maç aslında hatırlamıyorum pek ama tabii ki bir heyecan oluyor. Evet. Sonuçta profesyonel maçını oynuyorsun. İyi de oynamamız gerekiyor. Sezon evet. Sonu geliyor sonuçta. Ama iyi bir performans sergiledim. Sonra malum Feldkamp geldi. Şansımız mı diyeyim artık bilmiyorum evet. Yani. Onunla o çıkışımız devam etti. Senle birlikte kimlere şans verdi? Şimdi ilk etapta Mustafa Hoca ile mesela ben çıkmıştım. Daha sonra Okan Buruk geldi, Mustafa Koca Bey geldi şeyle beraber, Feldkamp'la beraber. Yaklaşık herhalde üçümüz de oynadık. Zaten Okan'ın malum o çıkışını herkes çok iyi biliyor, ayağı kırılana kadar. Thomas Hester'le falan kıyaslanıyordu hatırlıyorum o dönem. Ya Feldkamp'ı şöyle söylediğini çok iyi biliyorum. 30 maç oynarsa İtalya Serie A'ya gider demişti. Onu biliyorum yani. Böyle oynarsa. Sonra seneler sonra gitti zaten. Ya bir de arada gitti ayağı ama kırılması falan da yaşadı. Ama şöyle bir durum var. Okan Buruk ayak kırıldıktan sonra daha başka bir oyuncu oldu. Futbol karakteri değişti. Oyun karakteri değişti. Oyun karakteri değişti. Yani ayağı kırılmadan önceki futbolculuğu inanılmazdı. Yani geçemeyeceği adam yoktu. Tabii, tabii. Yani Okan geldiği zaman herkes böyle bir
Çünkü içeriden dışarıdan her türlü çalım atabiliyordu. Değişik bir stili vardı ama ayağı kırıldıktan sonra da daha çok koşan, pres yapan, top kapan ama topu da kullanabilen bir oyuncu profili çıktı ortaya. Doğru. Yani şanssız bir ayak kırılması. Tam önümde olmuştu zaten. Yani o sesi de duydum ben hatta. Trabzon maçı 3-0 yendiğiniz maç. Ama çok şükür yani onda da bir hayır varmış. Daha farklı bir oyuncu oldu. Belki öbür türlü çok kısa da sürebilirdi bilemiyorum. Yani bu şekilde devam ettik biz. Siz 3 kardeş misiniz? 3. 3 kardeşsiniz. Bir en büyük abimiz var Recep abi diye bir abim. Esas futbolcu olması gereken olamadı öyle diyeyim sana. Yani en iyi futbolcunuz o muydu? En iyi. Ya sağ kanat oynayan bir oyuncuydu. Şöyle diyeyim yetenek olarak en iyisi oydu. En iyisi. Bunu Bülent abi de çok iyi bilir. Kendi zaten zaman zaman söyler. Ama o zaman okuyordu. Malum terör olayları falan vardı onun zamanı. İşte okuldan babam onu aldı. Ama Edirne Kapı'daydık o dönem. Filo'ya taşındığımızda abimi ticaret yapması için yanına almıştı yardımcı olarak. Konfeksiyon yapıyordu babam. Hı hı. Öyle gitti o yani öyle diyeyim. Yani o aramızda harcandı diyelim öyle diyelim. Feda etti kendini. Feda etti. Ama iyi futbolcuydu. İyi futbolcuydu. Abi iyi futbolcuydu. Yani olurdu yani. Olurdu. Ama o da fazla olurdu mesela. Üç erkek kardeş Galatasaray'da top oynuyor. Bize de bırakmazlardı belki. Var mı bir hikaye? Mesela Barcelona maçında Bülent Korkmaz'la birlikte oynamıştınız ve Barcelona'yı yenmiştiniz ve elemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Grup maçıydı o. Ha grup maçıydı o. 2-1 yenmiştiniz. 2-1 yendik. Şöyle onun öncesini sana bir tane anlatayım. Neu Camp'ta oynuyoruz. 3-0 yenildiğimiz maç. Michel Laudrup, evet. İşte Romario falan yani bunlar dünyanın o zaman Michel Laudrup bana göre dünyanın belki de en iyi oyuncularından biriydi. Doğru. Yani. Ya orta sahada şöyle bir onun bir çekerek çalım atması vardı. Evet. Onu ben de yedim. Ya orta sahada bir yakaladı şöyle bir çekti bana. Ben arkamı bir döndüm adam ceza sahasına girmiş. Ben yerimde duruyorum. Biraz moralim bozuldu. Abim dedim ki ya dedim sen hani onu al ben öbürünü alayım. Öbürü de kim? Romario. Böyle ufak bir anımız var. Barcelona 2-1 yendiğimiz maçta... Peki aldı mı o? Aldı tabii canım. Aldı. Ya, o şimdi kırmadı seni. Zaten stop oynuyorsun biliyorsun. O zamanlar adam adama falan var. Şimdi 2-1'dir yani alan falan da yok yani. Bir de o dönemde de orta sahadakilerde çok böyle alanı daraltmıyor tabii. Mesafeler daha uzun. Ya şimdi Barcelona o zaman neyse şimdi aslında o. Doğru. Yani gene çok pas yapan, yani rakibi koşturan aynı. O zamanki oyuncular da çok iyi oyuncular yani. Tabii. Hocaları da şeydi zaten. Cruyff'tu zaten. Zaten Cruyff'un modeli diyorlar ya. Evet. Ondan sonra burada oynadığımız bir maç vardı. 2-1 yendik onları. İşte kazandık. Ama grup maçıydı. Evet. 3 puan aldık sonuçta. Sonuçta Barcelona gibi bir devi yeniyorsun yani. Hatta top çizgiyi geçti mi geçmedi mi hatırlıyorum. Sağ olsun biz ona Busquets sağ olsun diyoruz. Yani evet. İyi bir de prim almıştık söylemeseyip. Allah razı olsun Busquets'ten aldı topu içeri attı falan evet, dedik. Evet. Ya o maçtan sonra böyle bir akşamleyin eve bir salavı vardı bizim taraftar. İyi bir taraftar. Kınalıada'da falan yazdığı vardı. Benim de haberim yok. Eve gelmiş pastayla. Ya Osman amca sen beni tanımazsın ama işte ben iyi bir taraftarım. Ya bunlardan yok mu birkaç tane daha yapsaydım? Ufak bir anımız vardı yani. Bunlar tabii güzel şeyler. Yani Barcelona'yı yenmek de çok da kolay bir şey değil yani. Evet. Feldkamp'ı nasıl anlatırsın? Ya Feldkamp bizim için bir baba gibiydi öyle diyeyim. Herkese hakkını veren, yani çalışana, didinene formayı veren bir hocaydı. Yani kim olursa olsun. Zaten hoca bir toplantı yapmıştı Galatasaray Adası'nda ilk geldiği gün. O toplantıda söyleyeceğini söyledi. Ve bizim tecrübeli dediğimiz abilerimiz falan veya hatta as gibi kendine görenler acaba ne oluyor dedi yani. Yani birazcık herkes sıkmak gerektiğini anladı. O bizim şansımızdı. Forma kimse garanti değil. Kim hak ederse oynar da. Kesinlikle. Bir de futbolcunun niyetine bakıyordu. Yani çalışkansa, iyi niyetliyse, hakikaten istiyorsa hani sakatlık anında dahi. Mesela ben sakatlandım, formayı kaybettim ama beni moral motivasyon olarak en üst düzeyde tutan hocamdı. Yani bana acele etmemem gerektiğini, sakatlığını tam geçmiş. Çünkü biz genç oyuncuyuz. Hani oynamak sakatlığımız yarım da olsa biz çıkıp sahada oynamak istiyoruz. Çünkü benim gibi adam formayı kaptırmak istemiyor doğal olarak. O da bunu çok iyi analiz eden bir hocaydı. Zaten Türk futbolunda bence iyi analiz etmişti oyuncuları. Evet. Böyle bize bir rahatlama sağlıyordu açıkçası psikolojik olarak. Sağ olsun işte onun da emeği var yani açıkçası. Galatasaray'da zaten yaptığı orta 4 kupa birden aldık o sene. Evet. Bülent Korkmaz'ın kardeşi olmak nasıl bir duygu? Ya Bülent Korkmaz sonuçta Galatasaray'a Türk futboluna damga vurmuş bir insan.
Onun başarılarıyla herkes gibi ben de gurur duyuyorum. Sonuçta abim. Yenilse de senin 9 kupan var. Evet. Bülent abinin kaç kupası var? Vallahi ben sayamadım. Herhalde 8 şampiyonluğu var yanılmıyorsam. 8 şampiyonluğu. Yani onu düşün. Şu an Türk futbol tarihinde kariyer olarak onun gibi başarı elde eden yok. Yok. Ama şimdi bazen kıyaslama da yaparlardı. Ya işte sen niye? Ya şimdi Bülent Korkmaz bir tane. Bir tane. Yani başka oyuncular da var. Atıyorum nasıl saydığın zaman işte Messi'yi sayabiliyor musun? Yok, ikinci Messi yok. Yok. Bülent Korkmaz da Türk futboluna damga vurmuş bir insan. Sonuçta aynı kandınız. Bizim de gurur kaynağımız. Her ne kadar biz o kadar üst seviyede başarılar elde edemesek de ama biz de kendimize göre, kendi çapımızda bir başarı elde ettik çok şükür. Yani 8 kupada fena değil yani. Fena değil. Yok, 9 kupa. 9. Ben 8 diyeyim alçak görürlük yapayım. 9 kupa. Senin genelde Fed Cup adam monitörde. Yani şöyle, bunu Almanya'da yaptığımız kampta hoca Beşiktaş'ı da seyretmişti mesela. Geldiği zaman bize bir toplantı yaptı ilk hazırlık kampında Hollanda'da. Dedi ki Beşiktaş bizden biraz daha önde ama dedi bütün işi yapan şu küçük adam dedi. Mehmet Şifa Hoca, Mehmet abiye. Bunu dedi halletmemiz lazım hani bu sorunu ki biz de Beşiktaş'a karşı oynadığımız zaman kazanalım. Buna aynı şekilde dediği gibi beni adam adam oynat mesela Şifa Mehmet'le. Benim sahada markajdan başka yapmam gereken de bir şey yoktu sonuçta. Diğer oyuncu grubu zaten yetenekli oyunculardı ama Beşiktaş'ı gerçekten de oynatan Şifa Mehmet'ti. Ben de onunla markajı oynadım. Ve oynadığımız her maçı da kazandık öyle diyeyim sana. Ha, kazandım. Yani kaybetmedik yani. Mehmet Özdek çok bir şey yapamadı. Yani adam adam oynak çok zor bir şey değil aslında. Evet. Sonuçta peşinden ayrılmıyorsun. Doğru. Nereye gidersin? Yani tabiri caizse tuvalete bile gitse gideceksin. Doğru. Onun için biz de hatta şampiyon olduk o senede. Ama Şifo Mehmet abinin de neler yaptı zaten ortada. Futbolcunun konuşmaya o sene bile buradaki Galatasaray genelde Kadıköy'de galip gelemiyor. En son kazandığı maç 2-1 ve sizin 4-1'lik bir galibiyetiniz var burada. Evet. Kadıköy'de. Orada da mesela orta saha oynuyorum. İşte Gerson vardı. Gerson. Biliyorsun o fena bir oyuncu değildi. Evet, yani iyi futbolcuydu. Hani onu daha çok yakın oynuyordum. Mesela o maçta 20. veya 25. dakika atılmıştım kırmızı kartla. Bülent Yavuz sağ olsun beni attı. Aynı sebepten dolayı. İşte topa sonradan vurduğum için. Hatta o gün maçta da ben de çok iyi bir performans sergiledim. Yani attım atacağım ben de golü. Hani atıldığım maçta kaleci karşı karşıya kaldığım pozisyondu. Bülent Yavuz sağ olsun attı bizi. 10 kişi kaldık 20. dakika veya 1-0'dık yanılmıyorsam. Sonra devre arası işte tabii ben moralim bozuk, üzgünüm. Genciz sonuçta. Takımı 10 kişi bırakıyorsun. Mesela Feldkamp'ın büyüklüğü de oradan geliyor yani. Hani devre arası girdi. Yani bizi bir yere oturtturdu sonuçta. Yani genç olsak da hani bu bizim değerli oyuncumuzdu. Bize bu değeri kattı. Yani bu maçı dedi Mert için oynayacağız dedi mesela. Bu maçı Mert için oynayacağız ve kazanacağız dedi. Ve zaten 4-1'lik net bir skor aldık. Ya maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayıp 4-1 kazanmanız da... Yani maçın başından sonuna kadar yani 11 kişi de olsak üstündük zaten. Evet, yani üstün bir oyun ortaya koyduk. Sonuçta da kazandık. Bir de adam bir de hatta özür dilerim. Ordu Milli'ye gittim. Bülent Yavuz da albay o zaman asker kökenli. Masası var böyle camayken. Ben de Ordu Milli'deyim. Bülent Hoca da başımızda. Masasını tam oraya benim resmim olan pozisyonu koymuş. Atıldığım maçı. Diyor hatırladın mı diyor bana pozisyonu. Baktım hatırladım tabii dedim. Hatırlamaz mıyım? Ya biz de hoş olmayan bir şeyler söylemiştik baştan sonra. Bize yakışmayan ama insan unutamıyor sonuçta yani. Ha bir de orada çok iyi. Ya maçtan çıkıyorsun o sinirle ne yapıyorsun? Bir şeyler ağzından çıkıyor. Bir de kamerada zoomlayınca seni iyice... Plakayı almış seni. Albay bile sen de asker. Orada öyle. Sıkıntı yarattı mı? Yaratmadı herhangi bir şey. İstikamet falan vermedi yani. Sürüm vermedi. Şey yapmış olabilir yani. Bir uyarı yapmış olabilir ama onu da yapmaz. Adam adama markajdan bahsettik. Bir de röportaj üniversitesinde Vanlı Ziya'dan bahsetmiştin. Evet. Vanlı Ziya. Ziya ile biz stoper Ziya. Malatya'da beraber oynadık. İyi bir çabuk bir stopardı. Yani toplu ilişkisi çok iyi değildi ama bu Moşe'yi biliyorsun zaten evet. Bizim Kocaeli'de falan. İyi bir oyuncuydu. Evet. Kendini anlatıyor ya. Hoca dedi ki diyor bununla adam adam oynayacaksın. Ya Moşe nereye giderse ben oraya gidiyorum. Nereye giderse. Moşe bir baktığında Toç'un orada duruyor. Ben de duruyorum. Kardeşim sen niye gidiyorsun? Vallahi hiçbir yere gitmem kardeşim. Ben burada duracağım. Hoca adam adama dedi. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Böyle oyuncular var biliyorsun yani. Evet. Fatih Terim'i nasıl anlatırsın? Ya Fatih Hoca benim Ümit İl Takım'dan da hocamdı. Sağ olsun.
Yani zaten Fatih Hoca'ya çok anlatacak bir şey yok. Yaptığı ortada başarıları, Türk futboluna kattığı şeyler. Çekinir miydiniz Fatih Hoca'dan? Çekiniyorsun tabii yani. Yani onun da o bizacı var sonuçta yani. Var. Onu da sana yansıtıyor yani. Yani Ümit Milli Takım'da da çekiniyorduk. Galatasaray'da da çekiniyorduk. O zaten o mizac onda var. Çekinmeyen oyuncu da grubu da açıkçası yok. Belki yabancılar bilmiyorum hani çekilir mi çekinmez mi ama biz yerli oyuncular. Hacılar, Popescu'lar falan çekilir miydi? Ya onlar çok üst düzey yani. Çok onların çekici yani. Hani onlarla ilişkisi çok farklıdır farklı, yani sonuçta. Tabii, tabii. Fatih Hoca da kime nasıl davranacağını iyi bilen bir hoca. Yani Fatih Hoca hatta çocuk oldu benim oğlan. Şu an 22 yaşında Yağız. Maşallah. Dedi ki bana idmanda soruyor. Ne zaman getireceğiz oğlum şu altını diyor bana. Hocam işte ne zaman istiyorsan. Neyse bir gün Fatih Hoca geldi eve. Hanım da Yağız'ı içeride pusette daha işte 3 aylık 2 aylık evet. Neyse uyuyor. Hanım da iyi niyetli olarak getireyim dedi yani Yağız'ı bir görsün. Geldi tam Yağız'ı pusette Fatih Hoca'nın önüne koydu böyle. Yağız da biraz şişman doğmuş, 4,5 kilo doğmuştu. Böyle biraz yanakları falan da şişti böyle. Fatih Hoca şöyle Yağız'a baktı. Kızım dedi bunu niye getirdin diye. Götürse de uyusun dedi ya. Bir de fırça yedim yani. Altını taktı gitti ama. Altını kapattık neyse. Şişe kazı bir tarafa. Sonuçta hocamız ya sağ olsun yine bir. Yani altın önemli gelmesi yani, önemli aslında. Tabii tabii şaka yapıyoruz zaten ya takılıyorum. Holger Özyek. Ya Holger Özyek kondisyonerdi esas şeyde milli takımda kupayı aldıkları dönemde. Beckenbauer'un yanılmıyorsam evet. Kondisyoner hocasıydı. Ben tabii Kocaelispor'a 98'de gittim. Aslında çok beni istemedi. Çünkü kupayı alan bir Kocaelispor, başarılı olan bir Kocaelispor çok farklı transferler istemişti o zaman. Ona da herhalde söz vermişti. Ben de çok fazla oynamadığım için Kocaelispor tercihi yaptım. Tabii ilk etapta açıkçası Almanya kampa gittiğim dönemde çok iyi karşılanmadım. Yani çok düşünmedi. Yani hemen hemen hiç düşünmedi. Ben de biraz takık adamdım. Yani ağzımda falan yaralar da çıktı. Çünkü önemli olan bir önceki sene oynamadığın zaman Galatasaray'da evet. Gittiğin yerde oynaman lazım. Doğru. Ki bilmiyorum sen ne kadar takip ettin. Galatasaray'dan veya büyük takımdan ayrılan oyuncuların yüzde belki 90'ı başarısız olmuştur. Doğru. Yani o başarıyı gösterememiştir. Ama Almanlar bizim şansımız bir yerde. Bir yerden sonra tanıyorlar. İşte biz işimizi yapmaya çalışan, profesyonelce antrenmanımızı, işte istirahatimizi. Onlar çok önem veriyor bu işlere. Ben de işini seven bir insandım. O da belli bir zaman sonra zaten bunu anladıktan sonra açıkçası hani en iyi adamlarından biri oldum diyeyim. Ve oradan zaten amil takıma gittim. Ya bu benim için önemli bir dönüm noktasıydı amil takıma gitmem. Çünkü sonuçta bir sene önce oynamıyorsun ve tekrardan bir yerde bir çıkış yakalıyorsun. Bu da iyi bir çıkıştı amil takım dönemi. Tarihi Almanya maçında sahadaydın. Almanya maçı sahadaydım. İlk Rusya'ya karşı hazırlık maçımız vardı Rusya'da. İlk amilliği orada oldum. Hatta sağ olsun Güven Çocuğa beni amil takımdan ediyordu az daha. Bizim başımızdaydı Güven Çocuğa. Çünkü Özyek Hoca ile ben olmadım ama Güven Çocuğa ile ilk başladım diyeyim. İşte iki gün maçtan önce iki gün kamp alıyor Güven Çocuğa. Ayrıca severim kendisini. Teknik adamlık başka bir boyutu işin. Bir de maç günü alıyor. 3. Yani 3 gün biz tesislerdeyiz. Bir Trabzon maçı oynadık. Ondan sonra ilk amil takıma çağırmışlar beni. Konrad Otel'de kampa girmiş takım. Maç bitti. İşte 1-1 bitti maç. Ondan sonra ben dedim Osman abi kaptan ne yapacağım ben hani kampa gidecek miyim? O da dedi ki gitti sordu. Dedi ki sabah gider. Kalsın burada. Güvençücü dedi bunu. Güvençücü dedi ki kalsın bu akşam sabah gider. İyi tamam dedim ben de. Ben de bilmiyorum ki usulü. Saat gece 2'de telefon çaldı odanın. Rıza Hoca arıyor. Rıza Çalınbay Hoca arıyor. Oğlum neredesin sen? Kamptayım hocam dedim. Oğlum ne işin var senin kampta diye. Takım burada toplanmış. Sen neredesin? Kocaeli'neyim hocam. Oğlum dedim saçmalama. Atla gel. Allah Allah. Ben de kapattım. Güven Çocuğa verdim direkt. Saat 2.30'da gece oluyor bunlar. Daha hocam dedim. Lan dedi ortayı nasıl yaptırdın? O topu nasıl vurdurdun? Nasıl gol oldu? Ya dedim hocam ben ne diyorum? Ya hocam milli takımdan aradılar. Kapat kapat ben konuşurum dedi. Abi kapattı sabahleyin neyse ben gittim bir takım kampına. O ne konuştu bilmiyorum. Mustafa Denizli amil takım hocası. Şimdi korup yani çekiniyorsun. Sabah gittim kahvaltı ediyorlar. Hocanın arkası dönük. Ben böyle biraz yanaştım arkasına doğru. Biraz daha yumuşaktı Mustafa Hoca. Hocam dedim neredesin lan dedi sen. Dedim hocam böyle böyle. Bir şey söyledi o da çok söylemeyeyim onu.
Ulan dedi, milli takımda herkes gelmiş, sen yoksun dedi. Dedim hocam böyle böyle oldu dedim yani. Güven çocuğa böyle dedi, başlatma dedi işte. Neyse öyle bir yırttık. Ya belki sert bile olsa oradan da gönderilirdik yani. Hikmet Karaman da yardımcı mıydı? Yardımcı, Oğuz Ekin yardımcısıydı. Oğuz Ekin yardımcısıydı. Hikmet Hoca o zamanlar Oğuz Ekin yardımcısıydı. Bir de benim Zafting'de yardımcı hocalığımı yapmıştı Hikmet Hoca. Biliyorsun Galatasaray dönemi vardı ha, o dönemde. 4-3'lük Fenerbahçe Antep maçı da sağlaydın. Tarihi maç. Evet. Kazansaydınız belki siz şampiyon olacaktınız Gaziantepspor'la. Ya Fenerbahçe şampiyon oldu. İyi bir takımımız vardı gerçekten. Bir önceki sene de 3. olmuştu zaten takım. İyi bir takım vardı. İyi bir grubumuz vardı. Çok iyi başladık. Hatta Fenerbahçe'nin arka kale arkası tribünü yeni açılmıştı bir tanesi. Evet. Tam sahaya yakındı o zamanlar. Biliyorsun çok uzaktı eskiden. Ondan sonra kaleci bizim oraya almıştı. Çok iyi başladık maça. 3-0'a getirdik. Ben o gün hatta orta saha oynuyordum. Stoper oynamıyordum. Ama 3-0'dan sonra girdik içeri devre arası. Hatta Hasan Yiğit, çok severim kendisi, kaptanımızdı. Abi dedi hani bize ne oldu yani, nasıl oldu 3-0? Dedim oğlum hani oynuyoruz yani. Gerçekten iyi oynuyoruz. İyi bir takımımız var. 4'ü kaçırdık. Yanılmıyorsam ikinci yarı başı 4'ü kaçırdık. Fakat 3-1 olunca maç. 3-1 ya da 3-2'den sonra da kaçırdığınızı hatırlıyorum ben. 3-3'ten sonra da kaçırdık da evet. 3-1 oldu maç. O 3-1 olduğu zaman işte o seyirci var ya işte orada baskı. Çıkıyor faktörü. O baskıyı hissettirdi. Yani seyirci aldı diyeyim sana. Seyirci aldı. Ondan sonra Hakan Bayraktar sakatlandı. Topu tutan adamdı. İki tane çok kısmetsiz gol yedik. Erhan Bayrak ayağın altından kaçtı top. Yani uzaklaştırırken ayağın altından kaçtı. Bizde bir tane Rus oyuncu vardı Kirilov. Uzaklaştırayım derken Revo'ya düştü top. Ya böyle bir kısmetsiz goller yedik öyle diyeyim sana. O sonra geldi biliyorsun onu. Evet, ama hayır Baliç'i oynuyordu. Baliç'i oyundan çıkardı. Baliç bir de kızıp taksiyle eve gitti. Onu bilmiyorum da. Baliç kendisi anlatıyor. Ya. Ben bir vardım tesis ediyor. Maç 4-3 olmuş diyor. Ya iş nerede biliyor musun? 3-1 oldu ya. Orada seyirci baskıyı kurunca biz de otomatikman psikolojik olarak geri çekildik. Bir de oyuncumuz sakatlanınca şeyi yapamadık. Yani çıkaramadık oyunu. Bir de bireysel hata yapınca üzerine. Zaten 3-2 olduktan sonra maçı döndürme şansın yok. Yok. Yani. Yok yani. Uça gol attı. Rapayiç gol attı. Enteresan Rapayiç maç oldu. Son iyi gol attı yani. Evet. Bacak arası attı sonra gitti. Yani orada yoktum Allah'tan. Yani o çalın yerlerde yoktu. O bacak arası kim attı ya, şu an düşünüyorum. Şimdi o maçla ilgili tabii insanlar bir sürü bir şey söylüyor ama evet. Gaziantep ya, ben de şunu söylüyorum. Ya en kötü senaryoyu düşün. En kötü senaryo. 3-0'a getirir mi Antep yani öyle ya bir şey getirme, olsa? Getirme şansın yok. Bir de yani o kadro belli zaten. Nasıl tabii bir kadro olduğumuz belli aynen. Yani. O takım o gün yenseydi belki 6 hafta vardı ligi ama biz şampiyonduk. Gerçekten evet. Şampiyonduk. Yani bizi yenebilecek takım yoktu. Yani bizim Bülent Ünder Hoca şöyle bir tarzım yani makine gibi takımsınız dedi. Hakikaten öyleydi yani takım yani. Taşlar tam yerine oturmuştu öyle değil. Fert Kamp'la seneler sonra karşılaştın mı? Antalya'da o zaman Galatasaray'ı çalıştırıyordu. Herhalde bir 10 sene sonra yanılmıyorsam belki daha fazla karşılaştım. Onlar Antalya'da kamp yaparken biz de yan sahada çalışacaktık. Böyle bir 50-60 metreden bir gördü beni. Yani o kaç olursa yaşı yani unutmuyor. Yani. Onlarda hafıza herhalde çok iyi. Öyle bir selamlaştık. Öyle ufaktan Almanca olması da böyle yarım Türkçe yarım bilmem de. Nasılsın, iyi misin dedi ama çok da memnun oldum yani. Gerçekten hayatımızda çok önemli bir yeri var Feldkamp'ın. Şu anki gençleri nasıl buluyorsun? Yeterli mi? Çok çalışıyorlar mı? Az mı çalışıyorlar? Şimdi çok çalışanların geldiği yer belli. Şimdi ligimizde bakıyorsun yabancı sınırlaması serbest. Bugün şimdi ben atıyorum en yakın Galatasaray'ı takip ettiğim için bakıyorsun bir tane yerli oyuncumuz yok. Hani burada eleştirilecek olan ben yabancı tabii ki karşı değilim. İyileri tabii ki gelsin. Ama bizim de yerli oyuncuların da biraz daha fazla çalışması lazım yani. Fazla hırslı olması lazım. Şimdi olanlar Ozan Kabak nasıl çıktı? Evet. Yokluktan bence çıktı. O ara bir sıkıntı oldu. Ozan Kabak bir çıktı bir yazıya. Bir senede herhalde 1,5 senede 30 milyon euro para. Doğru. Bir 15 birine bir 15 birine yanılmıyorsam. Demek ki oyuncumuz var yani. Var. Ama biz Türk oyuncuları çok fazla çalıştığımıza inanmıyorum ya. Yani yeterli. Hele şu an baktığın zaman bizim döneme bakıyorum. Şimdiki döneme bakıyorum. Biz çok çalışmışız ama yanlış çalışmışız. Şimdi bu imkanlar var.
yeterli düzeyde bence çalışılmıyor. Herkes yeterli yönelik. Yani, yani hep yetenekli oyuncular öne çıkacak diye bir şey yok. Bazen topa yatkınlığın olur ama çalışarak da bir yere gelebilirsin yani. Burada şans verilmeyen, oynatılmayan, yetenekli görülmeyen, yeterli görülmeyen oyuncular Avrupa'da gittikleri kulüplerde yıldız oluyorlar ve milli takım çok takımdakilerin çoğu öyle değil mi baktığınız zaman? Yani Melih neredeydi? Buradaydı yani. Hani Fenerbahçe'nin değil miydi? Evet. Ya bu şimdi orada oturduğu zaman Fenerbahçe şapkasını önüne koyacak. Yani. Çağlar, Kaan Ayan, Ozan, işte şimdi Roma'da oynayan Mert. Son dönemlerdeki en iyi milli takım kadrosu. Tabii. Yani baktığın zaman. Hepsi Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynuyorlar. %100. Yani. Kesinlikle. Ama bence çok yeterli görüyorlar. Yeterli görüyorlar. Hani Galatasaray'ın atıyorum Fenerbahçe'nin A2'sinde oynayan oyuncu kendini Süper Lig'in bir altı, birincilikte bile garanti görüyor oynayabileceğini zannediyor. Ama 2B'de bile oynama şansı belki çok zor. Doğru. Çok zor. Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun bu sene? Ya Galatasaray yapılan transferlere baktım, flash transferler gibi bakılıyor. Ama takım olarak, oyun olarak maalesef onu sahaya yansıtamadılar. Yani o agresifliği, o istek arzuyu. Mesela Belhanda kaç sene oldu geleli? Herhalde bu 3. sezonu yanılmıyorsam. Evet. Geçen sene ligin ikinci yarısında gösterdiği performansı herhalde 2,5-2 sezondur göstermiyor. Totale baktığın zaman. Doğru. Bu 15 maç belki. 15 maç çok iyi bir performans gösterdi. Fegüli keza öyle. Zaten Galatasaray şampiyon oldu. Doğru. Ama baktığın zaman oyuncu olarak şu an taşlar yerine oturmadı. Pozisyona bile giremiyor Galatasaray neredeyse. Pozisyona giremiyor. Dediğim gibi hani rakibi o agresifliği gösteremiyor. Yani ancak kendi sahasında böyle bir seyirciyle beraber coşkuyla oynamaya çalışıyor. Ama o da çok da yeterli olmuyor açıkçası. Sonuçta deplasmanda da oynayacaksın. O tempoyu yakalayamadı. Yani zaten santrofor sorunu yaşıyor. İyi bir santrofor aldılar ama faydalanamıyorlar. İşte sakatlık diyorlar. Bilmiyorum daha ötesi başka bir şey var mı. Gelen oyuncular çok iyi randıman vermedi. Ve Enzonzi belki baktığın zaman orada yerini doğru oynayan bir oyuncu profilinde. Yani genel anlamda bir formsuzluğu var Galatasaray'ın. Doğru. Teşekkür ederim kaptan. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Mert Korkmaz'dı. Mert Korkmaz'la geçmişe gittik ve anılarını, hikayelerini dinledik, sizlerle paylaştık. Yeni konularla, yeni konuklarla an be an karşınıza olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.